Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Biz dün otizmli çocuklarımız ve aileleriyle buluştuk 2 Nisan'da ve farkındalık oluşturmak adına Türkiye'de birçok geride hep birlikte maviyle ışıklandırdık. Bu sene ilk defa Aile Bakanlığımızı da mavi ışıklarla donattık. Ankara'da Köprü, Galata Kulesi Aile Bakanlığımız da mavi ışıklarla ışıklandırıldı ve otizmli bireylerimiz adına farkındalık oluşturmak için hep birlikte çalışıyoruz. Biz son 15 yılda ekonomide, sağlıkta, eğitimde olduğu gibi sosyal politikalar alanında da engellilerimizin yaşamını kolaylaştıracak çok büyük değişimler gerçekleştirdik. Her bir vatandaşımızı görüp gözeten, her bir insanımızın sıkıntısına çare olmaya çalışan sosyal devlet anlayışı hükümetlerimiz döneminde anlam ve değer kazandı. Hiç kimsenin kendi kaderine terk edilmediği, hiç kimsenin çaresiz bırakılmadığı bir Türkiye anlayışıyla engellilerimize yönelik hizmetlerimizi üretmeye, çözümler geliştirmeye gayretlerimiz, çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlığımız ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların otizm konusunda yükümlülüklerinin yer aldığı eylem planı bundan sonraki çalışmalarımızda da çok önemli bir yol haritamız olacak. Eylem planımızın hayata geçirilmesi amacıyla biz merkez ve taşra teşkilatımıza yönelik Mart ayı içinde Antalya'da bir çalışma düzenledik. Yeni dönem inşallah otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik yeni hizmet modellerinin hayata geçirildiği, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinde kalitenin hızla arttığı bir dönem olacak. Eylem planımızı açıkladığımız gün Sayın Başbakanımızın da bir sözü olmuştu hatırlıyorsanız. Orada Sayın Başbakanımız otizmli bireylerin eğitim saatlerinde artırılacağını sözünü vermişti. Biz de bu konuda bu çalışmalarında aynı zamanda takipçisi olacağız. Ülkemiz hızla gelişmeye, büyümeye devam ediyor. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, toplumsal refah seviyesinin yükselmesi ancak güçlü bir irade ile mümkün. Çok önemli tarihi bir süreçten geçiyoruz. 16 Nisan'da Türkiye'de bir referandum oylaması yapılacak. İnşallah biz 16 Nisan'da çok daha güçlü bir Türkiye'yi kurmayı hedefliyoruz. Daha güçlü bir Türkiye'de toplumun tüm kesimleri için daha fazla hizmetin olduğu, özellikle engelli kardeşlerimizin, engelli vatandaşlarımızın, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın da çok daha güçlü bir eğitimle desteklendiği bir Türkiye'yi kurmayı hedefliyoruz.